Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Kısa bir seri arkadaşlar. Muhteşem küçük bir seri. Balık tutacağız. Bir dakika şurada şey vardı. Oltamız var ve bildirme kitabı Kitapta zaten şeyleri anlatıyor. Olayları anlatıyor. Oltamızla buradan balık tutacağız. Ve bu hayatta kalma serimizde buradan tuttuğumuz balıklarla arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi köylülerimiz var. Bakın şimdi bunlara bakacağız sizinle birlikte hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi tohumları buradan alıyoruz. Ondan sonra redstone, demir, diamond bütün her şeyi buradan alıyoruz. Olta ile ilgili şeyleri bu köylümüzden alıyoruz. Bunlar sizin isminiz yok mu? Hepiniz köylü. <laughs> Hepsi köylü. Bir dakika iki tane bak. Su ve lavı buradan. Ağacımızı fidanımızı buradan alıyoruz. Eğer var. At zırhı var. Havuç var. Ve son köylümüzde ise kum, obsidyen, Toprak ve çimen olmak üzere dört tane de burada şey var gördüğünüz gibi. Bunlarla ticaret yaparaktan buraya mükemmel bir şey kuracağız arkadaşlar. Böyle tarlalar falan yapacağız. Bakalım arkadaşlar böyle bir şey yapabilecek mi? Bunun için burada çok balık tutmamız gerekiyor. Böyle suda bayağı bir balık tutacağız yani yavaş yavaş. Acele etmeden sakin sakin tutacağız ve oradan ticaret yapmaya çalışacağız. Ama bir dakika orada yatak var mıydı? Hiç gözüme yatak çarpmadı. Akşam olursa biz nerede yatacağız? Yatamayacağız. Demek ki akşam olmuyor zaman. Balık tutması gerçekten çok zor. Yavaş yavaş video dışında da bayağı bir balık tutarım arkadaşlar. Sizinle birlikte seri ilerletmek için belki de çok kısa bir seri de olabilir yani. Hemen her şeyi alıp bitirebiliriz bu seriyi. Evet. Hadi bakalım bu seri ama yaratıcı bir isimde... Oo, balığı tutmayı başardık. Ama çiğ somon balığını da verebiliyor muyuz köylülere? Aşağıya bir bakalım bir dakika. Aşağıda ne varmış? Aşağısı hiçbir şey gözükmüyor. Ama çiğ somon balığına galiba vermiyor. Oltamızı geliştirirsek ama daha kaliteli balıklar tutabiliriz. Hadi bakalım. Oltan ucuna tekrar balık takabiliyor muyuz? Bunu hiç denemedim daha önce. Tuttuk be. Çiğ, so çiğ balığı tuttuk sonunda. Bundan işte bir sürü yapmamız gerekiyor da bir ses duyuyorum galiba. Böyle böyle şuralara topraklarla böyle ağaçlar falan tarlalar falan yaptığımız çiftlik yaptığımız. Aha. Bir dakika çiftliği nasıl yapacağız? Hayvan vermiyor ki ticarette bize. Nasıl alacağız onu biz? Şu tarafları hiç incelemedik. Şu taraflara doğru bakmamız gerekiyor. Bir balık daha tutalım bakalım. Ona kadar bayağı bir balık tutmamız gerekiyor. Şu sağ tuzak kancası geldi. Nasıl geldi be? <laughs> Sudan gelene bakar mısınız? Tamam. Buralara mı? Olmaz ki. Burada mı acaba arkadaşlar? Hayvan lazım bize. Demek ki denizden mi geliyor acaba? Her seferinde farklı bir şeyler çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. Oradan da ne olduğunu anlamadım. Bura galiba buraya şey atacağız. Görevlerin bıraktığımız yeri bura ama siz anladıysanız tabii ki de bana anlatabilirsiniz. Her seferinde haklı bir şey geliyor. Bakalım hayvan falan çıkartmaya başarabilecek miyiz? Çıkıyorsa tabii. Oyuna özel bir kodlama yaptıysa çıkıyorsa. Hadi bakayım. İşte bu be. Olta çıkarttık hem de deniz şansı büyülü çıktı. Tamamdır. Hiç şey balık vermeden olta alabileceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi büyülü çıktı arkadaşlar. Muhteşem. Denizden rastgele şeyler çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun içinden. Bakacağız neler çıkaracak başka. Böyle böyle serimizi ilerletmeye başlayacağız. Adalarımızı geliştirmeye başlayacağız ama beklemesi sıkıntı. Keşke birazcık daha hızlı olsa. Çok seri seri çekebilsek ama Dediğim gibi video dışında ben bayağı bir balık tutmaya çalışırım ama istiyorsanız tabii ki de video içinde de tutarım. Video içinde mecbur tutacağız zaten sizinle birlikte. İşte bu. Ha balık geldi tekrardan. Zaten akıntıyla mı gidiyor acaba? Akıntıyla sona kadar geri gidiyor. Hadi bakalım. Beklemesi birazcık zaman alıyor. Uf uf bayağı tuttuk. Bunlarla acaba ticaret yapabilecek miyiz? Sadece çiğ balıkla ticaret yapıyoruz. Yanına doğru yaklaşalım bakalım. Ama denizden olta tuttuk. Tuzak kancası tuttuk ve balık farklı bir şey de tutabiliriz aslında. Hadi bakayım. Bu sefer çiğ balık gelsin ne olur. O kadar balık tutuyoruz. Ticaret yapacağız. Bir türlü yapamıyoruz. Hadi bakalım. çiğ balık geldi be. İki tane çiğ balığa bir şey yapabiliyor muyuz? Bir dakika bakayım. Önemli bir şey alabiliyor muyuz? Hiç. Dört tane. Tabii ki tohumlarla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Bunlarla da demire falan ihtiyacımız ama diamond'a neden ihtiyacımız olsun ki anlamadım ben. Zombiler şu anda doğmuyor zaten. Akşam yatak veren yok. 8 taneyle başlıyor en kötüsü. 32 taneye bir tane çimen mi? çok fazla arkadaşlar bayağı bir tutmamız gerekecek. Bu bu seriyi böyle bir seri. Bu seride böyle böyle bakalım bunu birkaç bölüm sonra ilerlediğimizde muhteşem olacak. Evet, şimdi hemen geldi be. Bir kez daha hadi bakayım bu kadar hızlı olur seferinde. Attığımız anda geldi. 3 tane yaptık. Bunun en az 8 tane yapmamız gerekiyor. İşte bu. Kemik mi? Kemik çıkarttık. Salla bir kez daha. İki tane, üç tane aynı anda gelse keşke. İki tane olta aynı anda yapamıyor muyuz? Bu işi geliştirmenin yolu varsa arkadaşlar söyleyebilirsiniz tabii ki de. Daha fazla balık tutmak için falan. Bu arada dikkat. Bir tane, bir tane daha çıkarttık olta. Görüyor musunuz? Bir dakika oltalarımızla buraya dizelim. Bittikçe buradan Zaten bu seride en önemli işimiz olta. Hiçbir serimizde bu oltayı kullanmıyorduk ama Artık bu seride bunu kullanacağız. Şimdi hemen gel bakayım çok hızlı gelmeye başladı artık. Bayağı hızlı. Uzun süre beklemeden hemen oluyor. İlerleyebilmemizin tek çaresi arkadaşlar buradan balık tutmak. İşte bu ağlamaz be. Çiğ balık lazım bize. Acaba şu kanca tuzak kancasıyla balık tutabiliyor muyuz? Oralara bir yerlere kursak bunları kendi kendine balık tutan bir sistem yapamaz mıyız? Biz yokken mesela kendi kendine işte bu 4 yaptık be. Kendi kendine arkadaşlar şey yapsın. Kendi kendine balık tutsun ve bu sayede işimiz hızlansın. Keşke 3-5 kişi olsaydık aynı anda bayağı bir balık tutardık ve balıklarımızı hızlı hızlı geliştirebilirdik. Mükemmel bir seri aslında. Tek kişi olduğumuz için Balık tutması biraz yavaş zaman alıyor. 10 kişi aynı anda tutmuş olsaydık bayağı bir hem ki eğlenceli hem de hızlı olurduk. İşte bu arka arkaya 2 tane tuttuk be. Bir daha hadi bakalım. Bir daha. Hemen gel. <laughs> Hayır. Hiç ummadığım bir anda geldi. İlk defa kaçırdık. Bir dakika. İşte bu. Acıkmıyoruz da bu arada. Çünkü neden? Balık tutuyoruz. Yani hareket etmiyoruz ki. Hareket etsek zaten acıkacağız. Yanına gitsek tutabiliyor muyuz acaba? Şöyle yanına yaklaşalım bakalım. Yanından tutabiliyor muyuz? Hadi bakalım. Yanından tuta... Oo, yanından tutabiliyormuşuz. O zaman şuraya doğru atalım. Bir de o taraftan tutmaya çalışalım bakalım. Of 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 yay çıkarttık yay çıkarttık hem de o taraf bere <laughs> bir bakayım o tamamdır muhteşem be yay çıkarttık bir dakika bir daha o taraf bereketli geldi bir daha sallayalım bakalım attığım anda yay geldi hadi bakalım kılıç çıksın yaklaşalım şu tarafa da bir de bu tam ortasına atalım bakalım ortadan belki güzel bir şey çıkartırız bekliyoruz. İşte bu. Tamam şimdi şuradan tutalım bakalım. Bakalım burası nasıl olacak. İlk bölüme göre bayağı bir tuttuk arkadaşlar. Gelişmeye başladık. Bundan sonra ticaret yaparaktan kendimizi daha da fazla geliştireceğiz. Ama benim tabii ki de video dışında bayağı bir balık tutmam gerekecek çünkü böyle çok zor ve yavaş ilerleriz. Hadi bakalım. Seni izliyorum. İşte bu be. Ticaret için en önemli şeylerden bir tanesi. Tabii ki de bu çiğ balık. Her şeyi bununla alıyoruz. O yüzden bundan bayağı bir biriktirmemiz gerekiyor ama 8 tane bile yapamadık. Sandık yapmak için bizim ağaca ihtiyacımız var. Ağaç içinde çiğ balığa ihtiyacımız var. Her şey için çiğ balığa ihtiyacımız var. Hadi, hadi. işte bu be. Çiğ balık geldi tekrardan. Bir kez daha şuraya doğru atalım bakalım. Bir kez daha atalım bakalım. 32 tane balık tutma hakkımız kaldı. Bakalım 32 tane de güzel şeyler çıkarıp yeni oltada çıkartsak aslında fena olmaz. Gerçi yedek oltalarımız da var. Onlarla da zaten çıkaracağız. İşte bu 8 yaptık be. 8 tane oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizinle birlikte güzel şeyler çıkarttık ama şunlarla falan acaba daha iyi balık tuzakları falan yapılabiliyor. Sadece oltayla tutuyorsak bayağı işimiz zor aslında ama Yavaş yavaş çıkartması da keyifli oluyor Bekliyorsunuz ve güzel bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsun Umarım arkadaşlar sizde izlerken Keyif almışsınızdır bir sonraki videolarda Görüşmek üzere Hoşça kalın.